Evet, bütün dünyanın dikkatleri İsrail, İran, Filistin kavgasından tekrar Rusya'ya çevrildi. Biliyorsunuz 7 Ekim'de Hamas İsrail'e saldırdığında bunun arkasında İran ve Rusya olduğunu sizin kanallarınızda çok uzun konuda tartışıp konuşmuştuk. Dolayısıyla Ukrayna'dan Rusya dikkatleri Filistin'e çevirmişti. Şimdi o 7 Ekim'den bu tarafa da Zelenski sürekli Batı'dan yardım isteyerek Rusya'nın topraklarını işgal ettiğini ve dolayısıyla da dünyanın yardımına ihtiyaç olduğunu her fırsatta ifade ediyordu. Ama dünya İran-İsrail rekabetine ve savaş ihtimaline doğru yöneldiğinden dolayı ve Amerika hatta dün İsrail'e 25 milyar dolarlık silah satmasıyla ilgili yardım etmesiyle ilgili bütün kamuoyunda haberlerle karşılaştık ve Zelenski dünyanın dikkatlerini üzerine çekebilmek, Amerikan seçimleri öncesi Zelenski'ye Ukrayna'ya yardım yapılmasıyla ilgili bir gayret içerisindeydi. Dikkatleri tekrar üzerine çekmek ve Amerikan seçimleri öncesi de Rusya'yı bir barışa mecbur edebilir miyiz veyahut da savaşı Rusya topraklarına naklederek işte Kursk örneğinde olduğu gibi Ukrayna bir anlamda savaşın sevkini ve yönetimini kendi kontrolünü almakla ilgili bir hamleye girişti. Tabii Rusya bu büyük bir şokla karşı karşıya kaldı. Çünkü böyle bir şey beklemiyordu. Her ne kadar zaman zaman işte Kırım Köprüsü'nün saldırıya uğraması, zaman zaman Rusya topraklarında bazı enerji noktalarına İHA'larla, SİHA'larla, insan savaş araçlarıyla Ukrayna'nın saldırı gerçekleştirdiğini, hatta Moskova semalarında Ukrayna'nın kontrolünde bazı İHA'ların uçtuğunu görmüştük. Ama bu kadar büyük bir Rusya topraklarında Ukrayna'nın bir askeri harekata kalkışacağı beklenmiyordu. Dolayısıyla Zelenski'ye tekrar dikkatler üzerine çekebilmek adına bu hamleyi gerçekleştirdi ve Kursk bölgesinde askeri bir yönetim oluşturacağını işte siz de ifade ettiniz. İfade ederek aslında bir anlamda Rusya'yı iyice bu konuda sıkıntıya sokmak, Putin'i köşeye sıkıştırmakla ilgili bir hamle gerçekleştirmiş oldu. Tabii 1000 kilometrekare gibi büyük bir alanı kontrol ediyor olması ve 7-8 gündür de Rusya'nın herhangi bir şekilde bu konuda Ukrayna'nın harekatını durdurmamış olması, durduramamış olması da oldukça önemli. Çünkü bunu 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Moskova yakınlarına kadar gelmesi gibi değerlendirenler var. Önce Ukrayna'yı buraya çekip daha sonra büyük bir darbe indireceğini bekleyenler var. Ama bunun yanında Batı'nın Rusya'ya karşı Ukrayna'ya yeniden destek olmaya başlamış olması, bu arada da Rusya'nın Ukrayna'nın bu ilerleyişini durduramayışına küçük çaplı da olsa nükleer bir füze başlıkla müdahale edeceğini beklentisi içine girenler var. Amerika'nın gelişmeleri yakından takip ederek Rusya'nın kısmi de olsa nükleer silahı kullanmasının önünü açacağını ve dolayısıyla bütün dünyanın Ukrayna meselesinde Rusya'ya karşı büyük bir cephe oluşturmasıyla ilgili bir beklentiye doğru gitmeye başladıkları söz konusu. Ama bu arada Amerikan savaş gemilerinin her ne kadar İran'a karşı bölgeye geliyormuş gibi bir intiba uyandırılsa da ama bunun Ukrayna-Rusya krizinde hatta bunu artık kriz demenin ötesine geçip savaşı demek gerekir. Ukrayna-Rusya savaşında eğer Rusya nükleer silaha teşebbüs eder ve Ukrayna'ya karşı öldürücü darbe indirmeye kalktığında Amerikan silahlarının, Amerikan gemilerinin Rusya'ya karşı harekete geçme ihtimalinde göz ardı etmemek gerekir. Bu kısmi bir savaşa doğru hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Aslında Amerikan seçimleri öncesi bu ve buna benzer bir harekat bekleniyordu. Bunu sizin kanalınız vasıtasıyla sürekli gündemde tutmaya çalışıyorduk. Ama bu ölçüde bir Kursk bölgesindeki 1000 kilometrekare gibi bir alanı Ukrayna'nın kontrol etmesi aslında çok da öngörülmüyordu. Biz sürekli Ukrayna bu savaşı kazanabilmek adına savaşı Rusya topraklarına sevk ederse, taşıyabilirse belki Rusya ile bir barış masası oluşabilir ve bu barış masasının oluşmasında belki toprakların değişimi konusu tartışılabilir. Çünkü Rusya Ukrayna'da önemli yerler işgal etmiş durumda.